Hocamara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Edebiyat videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yeni konumuz. Ben birinci yeniyi ne zaman gördüğümüzü hatırlamıyorum. Hocam garibe birinci yeni diyorduk. Bunlar ikinci yeni oldu. Tamamdır. Başlayalım. Hatırlarsanız garibi parantez içinde yazmıştık hocam. Doğru. İşte tamam. Çalışma. Tekrar yapmayın öğrenci siz böyle olun. Tekrar yapalım. Şimdi önce genel özelliklerini verelim. Daha önceki konu başlıklarımızda yaptığımız gibi. Daha sonrasında şairlerimizi tanıyalım. Hı hı. Şimdi genel özellikleri. Hocam ikinci yeniciler konuşma dilinden, anlamdan ve gerçek hayattan kopuşun şiiridir diyebiliriz. Adamlar tamamen farklı bir dünya oluşturuyor. Fantastik bir dünya oluşturuyormuş gibi düşün ama fantastik değil. Hı hı. İmgeye kapılarını sonuna kadar açmışlardır. Yani şiirlerinde imgenin kralını yapıyorlar. Sürekli imge yapıyorlar. Şiirin kapalı bir anlatımın olması gerektiğini savunuyorlar. Kapalı anlatım demek ne demek? Siz bir şiiri okuduğunuzda onu hemen anlamayacaksınız. Hı hı. Adam burada ne demiş ya diyeceksiniz. Şairin hayatına bakacaksınız, yaşanmışlıklarına bakacaksınız. Hatta eski sevgililerine bakacaksınız, onları bulacaksınız vesaire. Ondan sonra bir anlam kazanacaksınız. Şiir mi okuyorum? Ne yapıyorum ben? Evet, öyle bir durum var. Kapalı bir anlatıma savunuyorlar. Yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini kullanmamayı yeğliyorlar. Yani kullanmasak daha iyi diyorlar. Takılmıyorlar böyle şeylere. Anlama değil tabii ki söyleşi önem veriyorlar. Zaten anlatım kapalıysa ben nasıl söyledim, benim nasıl söyledim daha önemli diyorlar. Soyut ve yoruma açık bir şiiri benimsiyorlar. Tabii ki yorum açık. Yani anlattığı şey kapalı olduğu için siz başka bir şey anlayacaksınız. Ben başka bir şey anlayacağım. Dolayısıyla yorum açık bir şey olacak. Ve halk kültüründen de uzaklaşıyorlar hocam. Folklor şiire düşman diyorlar hatta. Folklor biliyorsunuz halk bilimi demek. Folklor şiire düşman sloganını benimsiyorlar. Buna göre şiirlerini yazıyorlar. Garip akımı mesela birinci yeniciler hocam garip akımı daha çok halka yönelmişti. Bunlar aydın kesime yöneliyorlar. Halk çok umurlarında değil. Biz yapalım kendi kendimize takılalım diyorlar. Dolayısıyla sanat için sanat görüşünü savunmuş oluyorlar. Şiirdeki ahengi musiki ve anlatımla yakalamaya çalışıyorlar. Yani yazdıkları şeylerin bir melodi oluşturuyorlar. Ve bunu da nasıl anlattıklarıyla, nasıl güzel şekilde anlatırsak o şekilde ahenk yakalarız diye düşünüyorlar. Böyle bakıyorlar. Şimdi bir şey dank etti bende. Evet. Senelerdir halk için sanat, sanat halk içindir. Evet. Sabah, üzülüyorum sana. sanat içindir. Sanat toplum için. Bir şey oluyor. Sanat içindir diyenler aslında şunu mu düşünüyorlar? Yani ben hep çünkü ben sanat halk için olmalı diye düşünüyordum ama sanat içindir nasıl bir bakış açıları var? Halkın buna yetişmeye çalışması lazım. Böyle mi düşünüyorlar genel olarak? Yani halk gibi bir dertleri yok. Öyle söyleyeyim. Dertleri yok mu? Hı-hı. Yoksa halk bu sanatı öğrenmek istiyorsa eğer öğrenmeyi çabalasın. Biz sanatı ayaklar altına almayız yani onların tabiriyle. Böyle bir bakış açısı mı daha çok? Yoksa artistlik mi? Artistlik. Tamam. Yani şöyle biz sanatımızı yapalım. Anlayan anlasın, anlamayan anlamasın. Umurumuzda değil. Öyle takılıyorlar. Tamam. Şimdi varoluşçuluk, dadaizm ve sürrealizmden etkileniyorlar. Bunlar da yine gerçek üstücülük biliyorsunuz sürrealizmde. Yani gerçeğin üstüne çıkıyorlar. Aynı şekilde dadaizmde de aynı durum var. Şiiri diğer sanat dallarıyla yakınlaştırıyorlar. Yani şiirin içerisinde bazen bir filme gönderme görebiliyorsunuz. Hı hı. Ya da işte bir tabloya gönderme görebiliyorsunuz. Böyle etkileri var. Kelimeler arasındaki anlam bağlarını değiştiriyorlar. Mesela telgraf tellerinde gemi leşleri. Böyle bir mısrası var. Hı hı. Bulutların çıkınında işte bir şeyler yapıyoruz. Ya da şöyle bir mısra var. En akıllı tarafımdır balıkta deniz tutmak. Diye farklı şiirler yazıyorlar böyle. Beyin dönüyor tabii anlamaya çalışırken şiir bitiyor. Evet şimdi bir şiirimiz var. Lilya. Buyurun hocam. Tabii şiirimiz öyle değil buradaki. Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarının yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine inanışı. Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin, ne yapsın? Adam konuşmasına bilmezse ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli. Ekmek ha bakkalın olmuş, ha kabare de pavinin. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa Lili, Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Burada duram hocam. Şiirin devamını almadım. Evet. Ne anladık? Teşekkür ediyorum öncelikle bunun için.
Hocam yani bakın kesinlikle eleştiremem tabii ki. Haddime değil ama çok kafam karışıyor benim. Evet. Yani bunu ya vereceğinize bana 5 sayfa integral verin böyle. Orada anlamaya çalışırım. Bir şeyler yapmaya çalışırım. Evet. Bu çok zor. Adamların üstü bu hocam. Bu, ama peki, sonuçta bunların beğenenleri varsa. Var tabii. Ben çok beğeniyorum mesela. İşte mesela ben Kafka'nın kitapları için de aynı şey. Hiçbir evet. şey anlamıyorum ben. Evet. Ama adamlar diyor vay ne kadar harika. Ben yetemiyorum ona. Estağfurullah. Ama yok, mesela. Gerçekten de öyle yani. Anlayamadığımız bir evet. nokta var burada. Niye hocam? Lili'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Lili çok eskiden çekilmiş bir Fransız filmi. Fransız filminde Lili çok saf. Babası ölüyor. Birisinin yanına gönderiyor. Babası öldüğüm zaman oraya gidiyor. Sana yardım eder diyor. Hızlıca anlatayım. O yardım eder diyor. Gidiyor bir bakıyor. O da ölmüş. Sonra orada gezerken işte biri buna rahatsızlık veriyor. Sirkte çalışan biri kurtarıyor. Bu sirkte çalışmaya başlıyor. Oradaki kuklaları oynatan adam buna aşık oluyor. Ama adam konuşamıyor. Adam konuşmasını bilmezse diyor ya burada. Açılamıyor. Kuklalar üzerinden anlatıyor. Ama Lili saf bir kız olduğu için kuklaları gerçek zannediyor. Onlarla konuşuyor vesaire. Böyle bir hikayesi var. Anladım. Daha sonra onun adamı oynattığını anlıyor. Sonra adama aşık oluyor vesaire. Beraber yaşıyorlar. Başta söylediğiniz şey gerçek. Gerçekten evet. de bu şiirleri anlayabilmek için adamın hayat hikayesini bilmek bilmemiz gerekiyor. Lazım. Yazarı, aynen şairi öyle. İyi tanımak aynen gerekiyor. Öyle. Onu bildiğimiz zaman Lili'yi de biliyoruz. Bu arada arkadaşlar burada da hemen bir antr parantez açacağım. Bu arada antr parantez anti değil antr parantez. Antr parantez. Enter. Evet. İçeri giriş manasında. Şimdi mesela bu Sezai Karakoç'un şiiri arkadaşlar. Ama ikinci yayın içinde ben mesela Sezai Karakoç'u anlatmadım. Hı-hı. Niye anlatmadım? Çünkü o belli bir dönemden sonra daha manevi içerikli, mistik içerikli Hı-hı. şiirler yazmaya başlamış. Onu mistik anlayışına, anlayış şiirinde ele aldım. Bunu da bilerek buraya aldım. Arkadaşlar bu şiirlerin ayrımında farklı kaynaklarda işte Sezai Karakoç'u hem burada hem orada görebilirsiniz. Sadece burada görebilirsiniz. Bunu vurgulamak için yaptım. Bunlara kesin bir konsensüs yok. Ama şunu bileceğiz. Sezai Karakoç ikinci şiir, yeniye göre de şiir yazmıştık. Mistik anlayışa göre de şiir yazmıştık. Tamamdır. Onu bilmemiz lazım. İlhan Berk'le devam edelim. Ölçülü ve uyaklı şiir yazmış. Sonra da toplumcu öze yönelmiş ve sonra da ikinci yenici olmuştur. En son burada kaldığı için buraya aldık. Daha çok bu yönüyle de ön plana çıktığı için tanındığı için. Şiir elpazesi çok geniş ve düz yazılarında da ikinci yeniye savunmuştur. Eserleri Güneşi Yakanların Selamı, İstanbul Kitabı, Çok Yaşasın Sayılar, çok farklı bir tarz var. Sayılara bile şiir yazmış adam. Şenlikname, Deniz Eskisi diye kitabı şiirleri var. Uzun bir adam. Şairin Toprağı El Yazılarına Vuruyor Güneş diye de bir düz yazısı var hocam. Ece Ayhan, bu arada ben bunu hanımefendi zannediyorum, erkek. Bunu ona söyleyelim, ona belirtelim arkadaşlar. Şaşıran arkadaşlarımız vardır benim gibi. Ece genelde kız ismi olarak kullanılıyor ya. İkinci yeninin en kapalı şiirlerini yazmış, en özgün şairdir. Yani biraz önceki kapalı hiçbir şey hocam, bu daha da kapalı yazıyor. Bence var ya bir anlamı karalıyor varsa, bu çok kapalı sen anlamazsın diye bizi ezikliyorlar. Ondan sonra basıyorlar kitapları. Demeyelim en azından bir gün daha. Sürrealizmin şiirlerinde tabii evet. Sürrealizmin şiirlerinde başarıyla işliyorlar arkadaşlar. Tarihi, günlük yaşamı, çevre kültürleri ne yapıyor? Şiirine alıyor. Mesela Bakışsız Bir Kedi Kara. Cümleye bakın. Yort Savul, Zambaklı Padişah, Ortodokslular, Kınar Hanım'ın Denizleri diye şiirleri var. Başı Bozuk Günceler diye günlük tutmuş, yazmış. Bir Şiirin Bakır Çağı, Aynalı Denemeler diye de denemeleri var hocam. Cemal Süreyya'ya geliyoruz. Süreyya. Bu tek yeli yanlış yazılmamış. Bunun hikayesi var hocam. İsterseniz onu anlatayım kısaca. Şimdi Cemal Süreyya aslında normalde söyledi. Sezai Karakoç ile iddiaya giriyorlar. Aynı sınıftalar. Aynı hanımefendiden hoşlanıyorlar. Başlarda birbirlerine o kadın için yazdıkları şiirleri okuyorlar. Bunlar bir süre sonra artık şey oluyor. Kızışıyor. Hani sen alacaksın ben alacağım durumuna dönüşüyor. Sonra iddiaya giriyorlar. Hanımefendiyi kim ikna ederse kendisi için önemli bir şey verecek. Bunlar da adamlar şair, naif adamlar. İşte fiziki olarak etkilemesin, bir şekilde etkilemesin. Ne yapalım? Soy isimlerimizden birer harf çıkaralım diyorlar. Tabii doğal olarak ne olmuş? Bu kaybetmiş. Buradan anlıyoruz. Eğer Sezai Karakoç kaybetseydi soyadı Karkoç olacaktı. Öyle mi? Cemal Süreyya da Süreyya olarak devam ediyor. Böyle bir hikayesi var bunun. Arkadaşlar bilenler vardır. Benden çok iddiayı kazanmış sonrasında neler olmuş olacak? Eğlenmiş mi Sezai Karakoç? Yok eğlenmiyorlar. Hatta Sezai Karakoç da Mona Rosa diye bir şiir yazıyor. Onunla tanınıyor. Onu da işte Muazzez Hanım'a yazıyor. Biz edebiyatçılar tabii Muazzez Hanım'a biraz kızgınız Sezai Karakoç'u sevenler olarak. Sonra ben ona aslında yüz vermedim vesaire falan dedi. Böyle hatta bir mobilya reklamının reklamlarında oynadı falan böyle. Biraz böyle hafiften Sezai Karakoç hayranlığı kızgınlığı var. Mobilya almıyoruz arkadaşlar.
Şimdi ikinci yayını benim demiştir. Aslında yani ikinci yayının kralı benim demek istemiştir. Ben yazıyorsam ikinci yayını aynı benim yazdığım şeyleri ikinci yayının anlayabilirsiniz demiştir. İkinci yayını benim evet, mi? Ben. Ya bana ait yok, mi? Bana ait değil, ben. Ben tamam. Yani aslında ikinci yayını benim. İkinci yayının vücut bulmuş haliyim diyebiliriz. Papyrus dergisini çıkarmış. Aşk ve özgürlük üzerine şiirler yazmış ve yaşadığı çağrı eleştirmiş ve biraz önce söylemiştik, folklor şiire düşman yazısını yazan beyefendi budur. Üvercinka, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sıcak Nal, Güz Birliği, Sevda Sözleri isimleri görürsün değil mi hocam? Günübirlik, Şapkam Dolu Çiçekle diye de nedenmeleri var. Edip Cansever, bu da bireyin arayışlarını, uyumsuzluğunu, umutsuzluklarını şiirlerinde işliyor. Masada Masaymış Ha, belki duymuşsunuzdur. İlginç bir şiirdir, çok severim. Şiirini bu yazmıştı. Tragedyalardan esinlenmiştir. Yani tiyatrolardan, Yunan'daki tiyatrolardan. Orada tragedyalarda aralarda şiirler okunuyor. Oradan alıntılar da yapmıştır hatta. Siyasi şiirleri vardır. Normalde bu şeyler, ikinci yeniciler siyasetten tamamen uzak durmuşlardır ama Edip Cansever arada serpiştirmiştir. Şimdi ikindi üstü kitabı, buraya nasıl olsa şey burada yazdım diye şiirler kısmını almadım. İkindi üstü kitabında ki şiirlerinde Garip Akımı'nın Yerçekimli Karanfil kitabında da ikinci yeni akımının etkilerini görüyoruz. Nerede Antigon, Çağrılmayan Yakup, Petrol, Sonrası Kalır, Ben Ruhi Bey Nasılım diye şiirleri, Gül Dönüyor Avucumda ve Şiiri Şiirle Ölçmek diye de yüz yazıları vardır hocam. Turgut Uyar, duymuşsunuzdur belki, Göğe Bakma Dura şiirini yazmıştı kendisi. Yine bireyin iç dünyasını, kent yaşamının parçalanmışlığını ve yalnızlığı işliyor. Türkçe'yi de çok iyi kullanan bir şairimizdir. Başlarda da Ölçülü Uyak'la şiir yazmış, daha sonra ikinci yeni tarzına göre yazmıştır. Ve dünyanın en güzel Arabistan'ı Turgut Uyar'ın parlamasını sağlayan şiir kitabıdır. Tütünler ıslak, Türkiye'm, Arzı Hal, Divan, Divan, Her Pazartesi, Kayayı Delen İncir, Büyük Saat diye de kitabı vardır. Hatta bu Büyük Saat'le alakalı eşimle bir anım var. Eşim de edebiyatçı benim. Evlenmeden önce sende Büyük Saat var mı demişti. Tabii hani evlilik hazırında sürekli eşya konuşuyoruz ya. Ben Büyük Saat yok. Ben evde saat kullanmıyorum. Telefonu kullanıyorum falan demiştim. Böyle de bir ironik bir durum yaşamıştım. Ben sizden bir söz alayım. Tabii. Öğrencilerin gözü önünde bana bir tane şiir kitabı hediye etmenizi istiyorum. Tamam hocam. Hemen hoca beleşçiyle hayatı demeyin. Neden? Bendeki kitaplar, yani şiir kitabım var mı şu an hiç bilmiyorum. Tamam. Uzun süredir şiir kitabı okumuyorum. Üniversitedeyken birkaç tanesini okumuştum. Fakat ikinci yenide de bazıları gerçekten anlaşılabilir yazıyor ama bazıları gerçekten çok kapalı yazıyor. Dönemi anlayabileceğim bir kitap olsun sadece ama abartı olmasın. Yani kitabı kral çıplak demek zorunda kalmayayım yani o kitabı okuduktan ben sonra. Ben öyle bir kitap bulacağım. Öncesinde de kendi şiir kitabımı da veririm hocam. Öyle mi? Şiir kitabınız var mı? Yine bakayım da belki bir gözükeyim hocam. Hangi aşamaya, hangi türe göre yazdıysanız onda sevinirim. Yani şey var, bende de ikinci yeni etkileri var hocam biraz. Yıllar önce yazmıştım. Tabii şu an çok fazla yazamıyoruz ama Ben Şair Değilim diye bir kitabım vardı. İmza bir şekilde size de hediye ederim. Ayrıca ikinci yeni anlatan bir şiirde şey yaparım hocam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şiirlerinde... Ülkü Tamer hocam, şiirlerinde İngiliz ve Amerikan şairlerin etkisi görülüyor. Çocukluk duyarlılığını işliyor ve zamanla da toplumsal kaygıları işliyor. Bakalım eserlerine. Gök onları yanıltmaz, virgülün başından geçenler, içime çektiğim hava değil gökyüzüdür, yanardağın üstündeki kuş, Allah ben öyküleri, yaşamak hatırlamaktır, duygular konuşuyor ve çocuklar içinde kitaplar yazmıştır. Pullar Savaşı, Güneşi Hoşçakal ve Şeytanın Altınları diye eserleri var. Hemen şiirle başladık, şiirle bitirelim. Göğe bakma dura. İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yanan otlar, yaban otlarından, durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da, göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyleyi, aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun, bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım diye devam ediyor. Bu da Turgut Uyar'ın Göğe Bakma şiiriydi, Göğe Bakma durağıydı. Bu biraz daha anlaşılabilir ama çok net bir şekilde... Hiçbir imla kuralına uymadığını, noktalı bir işareti kullanmadığını görebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videomuzda fizikçiden buzdolabı isteyeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.